tarafındayız. Tam olarak söyleyemiyorum. Oraya gidiyoruz. Burası biraz bir rezidans bölgesi. Yüksek binalar var. Yok.
saat civarı sürecek. Yani şu şekilde yolda camlar açık gidiyoruz. O yüzden de serinin hiçbir sıkıntı olmuyor. Ve manzara cidden çok güzel. Yolda acıkırsanız eğer böyle yiyecek bir içecek satıyorlar. Satıcılar dolaşıyor trenin. Yemek de var, su da var yani. Eğer unutursanız dert etmeyin. Şimdi biletleri dendiler. Çok güzeller. Millet güneşte şemsiyeyle geziyor. Girişte motosiklet ve bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Motosiklet 60, ay motosiklet 200 baht, bisiklet 60 baht. Hello. Şimdi geldik sokağın sonuna doğru. Tren istasyonu tam karşı sokağından girdik. Burada bir yer var. Böyle karşıya geçmek için 5 baht, grup bisiklet için 10 baht kişisel alıyorlar işte. İkisiyle de geçmek isterseniz 15 baht geçin diyorlar. Bineceğiz şimdi. Gidiyor. Şu an bizi bekliyorlar sanırım. Nehirden karşıya geçeceğiz. Aynen. Adam inmeden inme.
Büyük ihtimalle uçuramayız şeyde. National Park şeyde gittiğimiz adalar National Park olarak geçiyordu ya. Aynen, bir soralım. Keçiler var. Nerede? Arabası var. İlk istasyonumuza geldik şu anda. İniyoruz. Şimdi sorduk. Drone uçurmak burada yasakmış. Polisten öğrendik. Haberiniz olsun. Yani çoğu yerde gittiğiniz böyle National Park olarak geçen yerlerde mutlaka sorun. Sanırım oradan giriş. Şuradan yukarı çıkabiliyor musun? Şuradan arkadan dolanalım, yukarı çıkalım. İçeriye gireceğiz. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Sen gezdin mi? Çorapların altı kirlemiş. Ben de bakacağım. Bunlar hepsi genel. Yani konular bile çok alışık. İlginç bir yapı. Burada da çıkartıyorlar. Burada yanlış basmışız herhalde. Havada leylek görün de siz de gezin. Bol bol göstereyim. Arkadakiler çok güzel kıyafetler giymiş. Ben çok kıskandım. Ben de istiyorum yöresel kıyafet. Anıl beni kandırdı, onların düğünü var diye. İçeri bir geldik. Bu kadar kişinin düğünü olamaz. Herkes evleniyor burada. Bu böyle bir yalan olamaz yani. Resmen kandırıldım. Buranın girişine kişi başı 50 baht ödedik. Üstünüzde uzun bir şeyler olması gerekiyor kızlar için. Yani kollarınız kapanmalı ve bacaklarınız da kapanmalı. Aklınızda olsun. Erkekleri alıyorlar olduğu gibi. Aynen, kollarını dedim. Hani omuz hizanız kapalı olmalı. Ben genelde zaten bu şaldan almıştım 100 baht'ta. Bunu her gittiğim yere götürüyorum. Hani bir yere giremezsem ne, çantamda duruyor. Her şeyi kullanıyorum. Parayı yapıyorum, elbise yapıyorum. Yani siz de böyle bir şey alırsanız yanınıza,
hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü biliyorsunuz böyle yerlerde genelde pahalı oluyor eşyalar, kıyafetler. Hani zorunda olduğunuz için. O yüzden alın. Bunlar da bir şey de var. Kanda dimeni ben kiralayamadım. Yarı işaretleri var, onları da göstereyim. İşte yanına çıkmayın, tepesine çıkmayın, diğer yanına da çıkmayın. İşte duvara tırmanmayın, şuraya da tırmanmayın diye. Kurallara uyarsanız iyi olur. Kıyafet kuralları yazıyor. Bunlara göre giyinebilirsiniz. Tukçe amcamız var, çok tatlı. Çok minnoş birisi. Şimdi uyuyan budaya geldik. Şöyle etrafı gösterelim. Burada bir şey var ya. Bir mum orada. Bir var ya. Gördün mü abi? Buranın girişi de ücretsiz. Amca bize her yeri gezdiriyor herhalde. Amcaya zamanımız yok dedik, hepsini gezeceğiz. Şurada şapkalar var. Şapka alsam başıma güneş geçti ya. Gel gel. Ha? Kapanıklar. Lan bisikleti güzelmiş. Burada böyle yağlı boyalar yapıyorlar. Adam kumaşın üstünde çiziyor. Acayip güzel. Paramız kalmadı, alamıyoruz. İçindeki bu da var. Ona gidiyoruz. Bilet aldık. 50 baht giriş. İnsanlar oldukça hoşgörülü, böyle tatlı insanlar. Buraya girerken aynı şekilde üstünüzü kapatmanız gerekiyor. Şimdi biletimizi okutuyoruz. Hello. Thank you. Biletimizi verdik. Ay, yana yatmış. Şeyden değil bu. Geniş açıdan değil yani. Bildiğiniz yana doğru yatmış. Oh, kuşa bak. Acayip kuşlar var ya. Doğayla yeniden tanışıyor gibiyim şu anda. Bu da kafası. Nerede o? Bu da kafası. Evet, burada. Ha, küçükmüş bu. Bu aslında kafası. Biletimizi aldık. Bangkok tren istasyonu olarak yazıyor ama sanırım başka bir isim yazmışlar. Umarız yakında ineriz. Kişi başı 20 baht ödedik. Buradan indrive denedik. Hani tren biraz işte yarım saat bekleme süresi vardı. Indrive'a bakalım dedik. 720 baht istedi. O yüzden biz de trenle devam karar verdik yine. Biraz yorucu olsa da çok daha ekonomik.
belirli koltuklarımız varmış. İşte 7. vagon mesela, bizim şu an 13-14. koltuk. Orada oturuyoruz. Bu daha konforlu duruyor diğerinden. Bu da pahalı. Ben de açım. Evet, ben de. Blue Line, aa bu benim sabah baktım. 15 bak versin. Bekle. Anlayacağım. Evet, bu yolculuğumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.